SkyTürk ekranından hepinize iyi geceler. Psikoyorum'da bu gece işleyeceğimiz konumuz kronik yorgunluk, immün disfonksiyon sendromu. Bu konuyla ilgili sorularınız için telefon numaralarımız 0212 449 0796 ve 0212 449 0797. SMS yoluyla da bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yorum yazıyorsunuz, ardından boşluk bırakarak soru ve yorumlarınızı 34-11'e de gönderebilirsiniz. İki uzman konuğumuz bu gece bizimle birlikteler. Uzman doktor Hasan Basri İzgi ile klinik psikolog Neşe Özkarslı. Evet, hoş geldiniz her ikiniz de. Hasan Bey, şimdi bilmediğimiz bir kavram var burada. Kronik yorgunluğu genelde biliyoruz. Ama immün disfonksiyon sendromu dediğimiz zaman tamamıyla farklı bir şeyler mi çıkıyor? İkisi birbiriyle alakalı mı? Apayrı kavramlar mı? Öncelikle sizden bunu alalım. Buyurun. Bugünkü konumuz kronik yorgunluk değil. Normal bir yorgunluktan, tükenmişlik sendromundan bahsetmeyeceğiz. Farklı bir sendrom, bir organik rahatsızlıktan bahsedeceğiz. Fakat bu konuyu neden tercih ettik? Onu söylemek istiyorum. Şimdi 12 Mayıs günü Amerika'da kronik yorgunluğun farkındalık günü. Etkinlikler yapılıyor. Nasıl AIDS günü varsa, MS günü varsa, bu sendromdan muzdarip olan insanların bilgilendirilmesi, toplumun bilgilendirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bunun esprisi de şuradan geliyor. Florence Nightingale doğum tarihi tercih edilmiş. İşte Kırım Savaşları esnasında bir enfeksiyon sonrası bu tablo ortaya çıkmış. Sonra Florence Nightingale Londra'da 10 yıl yatalak bir hayat sürmüş. Ve bu rahatsızlıktan dolayı da vefat ettiği söyleniyor. Buna binaen de 12 Mayıs tercih edilmiş. Şimdi dünyada bu tarz etkinliklerle dillendirilen, araştırma konuları olarak işte üzerinde yoğun çalışılan bir konu olmasına rağmen maalesef Türkiye'de durum pek iç açıcı değil. Hı hı. Bu konuda yapılan çalışmalar oldukça sınırlı. Bu konularla ilgilenen merkezler sınırlı. Hatta Türkçe bilgi kaynağına ulaşmakta zorlanıyor insanlar. Mesela bu tarz vakalar bilgi arayışı içine girdiklerinde çok az kaynağa ulaşabiliyorlar. Ben burada ufak bir de kitap tanıtımı yapacağım. Bu konuda duayen bir isim var. Profesör Doktor Seher Sufoğlu ve onun arkadaşları tarafından yazılmış şöyle bir kitap: Kronik Yorgunluk, İmmün Disfonksiyon Sendromu veya Maksimal Lostasis diye bir kitap. Burada bilgilendirme yapılıyor. Ama tabii bu eserler veya yapılan çalışmalar çok da yeterli değil. Dolayısıyla biz de bu etkinlik içinde en azından bu sendrom hakkında kısaca bilgi verelim. Bu konuda mağdur olmuş insanların hakları veya bilgileri olsun gibi bugün konuyu belirledik. Şimdi kronik yorgunluk ve immün disfonksiyon sendromu dediğimiz zaman beyinde başlayıp tüm vücudu etkileyen bir organik rahatsızlıktan bahsediyoruz. Aslında bir psikiyatrik tablo değil bu. Sadece psikiyatrik ögeleri de olan ama da genel olarak hem bağışıklık sistemini ilgilendiren hem hormonal sistemimizi ilgilendiren bir rahatsızlık. Doğuştan ortaya çıkmıyor. Daha sonra ortaya çıkan bir rahatsızlık. İlerleyici, kişiyi sakat bırakan, hayat kalitesini bozan bir tablo. Şimdi izleyicilerimizin nasıl bir soru soracağız diye meseleye baktıklarında tabii şöyle açıklamakta fayda var. Burada bahsedilen esas sorun yorgunluk değil. Bir tükenmişlik hali, bitkinlik hali ve ızdırapla giden bir tablo. 6 ayı geçkin süreyle istirahatle düzelmeyen sürekli veya tekrarlayıcı bir yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik hali var kişide ve hayat kalitesini etkiliyor. Normal günlük hayatında yaptığı performansın %50'sini kaybediyor. Bunlar temel belirtiler. Bunlara eşlik eden pek çok sistemi ilgilendiren, vücudumuzda bir işte mide bağırsak sistemini ilgilendiren, gıda intoleransından, gıda alerjilerinden tutun da diğer kalp damar sistemini etkileyen pek çok semptoma kadar bir semptom kümesi var. Bu semptom kümesinin belirtilerini de eşlik ettiği bir rahatsızlık.
Bu rahatsızlığı anlayabilmek için de multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor, değerlendirme gerekiyor. Yani sadece tanıya bir psikiyatrist tam olarak koyamıyor. Daha çok ayrıcı tanıdan gidiliyor. Bu tabloyu oluşturabilecek, bu rahatsızlığı oluşturabilecek hastalıkların dışlanmasıyla, onun için de bir nöroloğun, bir endokrin hormonlarla ilgilenen doktorun, bir fizik tedavicinin, bir psikiyatristin ortak görüş, bir konsey halinde ortak görüş bildirmesiyle tanı konulabiliyor. Şimdi hastalıkta yorgunluk kelimesi aslında tam tanımlamıyor. Türkçe'ye çevirdiğimiz için o şekilde tam tanımlanmıyor. Ama bu hastaları dinlediğiniz zaman mesela vakalar şöyle anlatıyorlar vaka örneklerinde. Her gün sabah kalktığınızda ne kadar hasta olduğunuzu düşünün. Yani sürekli bir hastalık hali var. Evet. Kendinizi ifade edemiyorsunuz, anlaşılmakta zorlanıyorsunuz diğer insanlar tarafından. Yakınlarınız anlamıyorlar sizi. Veya doktorlarınıza kendinizi ifade edemiyorsunuz ve bu hastalık hali süreklilik arz ediyor. Kronik dediğimiz kronik seyir bu. Müzminleşmiş bir tablo. Hastalık ağır ve sakatlayıcı bir hastalık demiştik. Bu insanlar belirli bir yüzdede mesela %10 gibi bir seviye tama yakın düzelebiliyorlar. Ama büyük çoğunluğu kısmi düzelmeler gösteriyorlar. %10 ila 20'si ise ilerleyici bir sakatlık hayatı, artık bağımlılık düzeyine gelen, yani başka insanların desteği olmadan yaşayamaz hale geliyorlar. Belirtileri saydığımız zaman aklımızda bazı şeyler şekillenecek. Bu 6 aylık istirahatle düzelmeyen yorgunluğun yanı sıra mesela bu kişilerde uyku bozuklukları ortaya çıkıyor. Uyku kaliteleri dinlendirici olmaktan çıkıyor. Kalitesiz bir uyku oluyor. Fiziksel, zihinsel veya duygusal yüklenmeler sonrası ilk 24-48 saat içinde kişiler çöküyorlar. Yani hiçbir aktivite yapamıyorlar. Tamamen istirahate yönlenmek zorunda kalıyorlar. Hatta öyle vakalar oluyor ki normal oturmayı bile beceremiyor ve sürekli bir yatma durumu ortaya çıkıyor. Kas ve eklem ağrıları, göz sorunları, nörolojik semptomlar ortaya çıkabiliyor. Dengesizlik hissi, işte bilişsel, zihinsel faaliyetlerde yavaşlamalar, söyleyeceği kelimeyi bilememe, cümlenin başını sonunu unutuverme gibi şuur bulanması şeklinde nörolojik bulgular, zihinsel bulgular, nörolojik belirti olarak diziniz dediğimiz dengesizlik hissi gibi. Ama bunlar hep diğer tanıdığımız nörolojik hastalıklara uymuyor. Veya psikiyatrik hastalıklara uymuyor. Yani ayrıcı tanı yaptığınız zaman tipik olarak sizde şu rahatsızlık var diyemiyorsunuz. Çünkü semptom zenginliği gösteriyor bunlar. Atipik ağrılar, baş ağrıları, bulantı hali, oldukça yoğun alerjik tablolar ortaya çıkabiliyor. Mesela önceden alerji hikayesi yokken kimyasal maddelere, bir sabuna, spreye alerji ortaya çıkabiliyor. Gıdalara alerji ortaya çıkabiliyor. Hassasiyetler ortaya çıkabiliyor. Duygusal hassasiyet mesela psikiyatrik yönü ama bunun haricinde ışığa, sese, toleransta bir kayıp ortaya çıkıyor. Ve kişi ister istemez hayattan kopmaya başlıyor. Tecrit haline gelmeye başlıyor. Mesela öyle bir hasta düşünün ki evden dışarı çıkamıyor. Güneş ışığını görmemek için tüm perdelerini kapatıyor. Sıcağa toleransı olmadığı için sürekli belirli bir seviyede sıcaklığı ayarlamak zorunda kalıyor. Yani hayatı alt üst oluyor. Hayat kalitesi tamamen bozuluyor. Hayat kalitesi bozulduğunda da şunları görebiliyoruz. Mesela bu insanlar çok çalışkan insanlar. Aslında kronik yorgunluk sendromu, kısaca öyle söyleyelim. Kronik yorgunluk sendromu hastalarına baktığınız zaman zannedildiği gibi bu insanlar tembel değil. Veya hastalık hastası değil. Hastalık numarası yapan insanlar değil. Peki nasıl insanlar? Normalde mükemmelliyetçi, sorumluluk sahibi olan, başarıyı arzulayan insanlar. Zaten hastalık o dönemde başlıyor. Normalin üstünde bir stresle başa çıkma dönemi yaşanıyor. Mükemmeliyetçiliklerinin getirisi olan. Ve artık maksimum zorlanmayla birlikte beyinde bazı değişimler ortaya çıkıyor. Ve artık bu insan normal yaşantısını yaşayamayacak düzeyde bir insan haline geliyor. İşte günlük işlerini yapamaz hale geliyor. Mesela üst düzeyde bir yönetici artık randevularına bakamaz, randevu veremez hale geliyor. Veya mali yönden ciddi kayıplara uğruyorlar çünkü işlerini sürdüremiyorlar. Eğer eğitim içindelerse eğitimlerini sürdüremez hale gelebiliyorlar.
Diğer taraftan spor, hobi, bunları artık hiç yapamaz hale geliyorlar. Normal egzersizlerini, günlük basit egzersizlerini bile yapamaz hale geliyorlar. Aile hayatları etkileniyor, evliliklerini sürdüremez hale geliyorlar. Dolayısıyla günden güne daire küçülüyor ve artık kendine yetemeyen ve desteğe muhtaç hale gelen insan haline geliyorlar. Şimdi hastalığa baktığımız zaman yaş grubu çok ayırt edilmiyor ama çocuk yaşta da ortaya çıkan vakalar var. Mesela okul hayatını sürdüremeyip evde eğitime mecbur kalmış vakalar var literatürde. Genellikle 65 yaşına kadar da vakalar görülebiliyor. Üçte bir olgu bir viral enfeksiyon, solunum yolu enfeksiyonu veya mide bağırsak sisteminin enfeksiyonları sonrası ortaya çıkıyor. Sadece onlar tetiklemiyor enfeksiyonlar. Fiziksel zorlanmalar, ruhsal zorlanmalar, bir cerrahi müdahale, kimyasal zehirler, herhangi beyni zorlayacak veya stres cevabını bozacak herhangi bir faktör tetikleyebiliyor. Hastalık ortaya çıktıktan sonraki süreçte ise söylediğim gibi yani sadece psikiyatrik hastalıklar, yani bir atipik depresyon diyemiyorsunuz bu vakalara. Evet. Veya bir hastalığı dediğimiz hipokondriyazis diyemiyorsunuz. Bunlarda hem nörolojik belirtiler ortaya çıkıyor, hem bağışıklık sistemi alt üst oluyor, alerjik reaksiyonlar ortaya çıkıyor, hem de diğer işte biraz önceki bahsettiğim semptomlar ortaya çıkıyor. Hastalık böyle karmaşık gibi görünse de aslında sınırları çizilmiş. Literatür bilgilerinde bunlar oldukça detaylı anlatılıyor. Semptomları belli olan, dikkatli bir incelemeyle, yeter ki bu konuda ilgili uzman uyanık davransın, tanısı konulabilen bir rahatsızlık. Buradaki en çok üzerinde durmamız gereken, bugünün özelliği nedeniyle, bu hastaların malpraktis dediğimiz hatalı tanılar, hatalı tedavilere çok maruz kalmaları. Evet. Çünkü konuda bilgi sahibi olmayınca hasta da bir arayış içinde. Sürekli kendini ifade etmekle uğraşıyor ama hep psikiyatrik damgalar yiyor. Ve verilen tedavilerden hiç fayda görmüyor. Bileksi daha kötüye gidiyor. Şimdi bu insanların, yani sendromu bilirsek, bu insanlara doğru tanı koyma, doğru yaklaşımı sergileme ve doğru tedaviyle en azından mevcut durumlarının korunması, daha kötüye gitmenin engellenmesi gerekiyor. Evet, aslında burada o zaman şimdi dört ayrı branşın hekiminin işbirliği içerisinde olması çok önemli dediniz. Burada o herhalde eğitimler şey sırasında veriliyor değil mi? Yani tıp eğitimi sırasında mı yoksa? Maalesef. Yok mu? Maalesef. Yani çok birkaç merkezde bildiğim kadarıyla bu konuyla ciddi uğraşılıyor. Yani konsey boyutunda Türkiye'de isim vermekten çekinmeyeceğim. Erciyes Üniversitesi'nde böyle bir konsey var. Yani bu konseyleri, konseyden kastettiğimiz multidisipliner yaklaşım. Biraz önceki saydığım klinik deneyimi olan uzmanların bir araya gelmesi lazım. Yani endokrinci kendi düşüncesini söyleyecek, psikiyatrist kendisi kanaatlerini bildirecek, nörolog kendi kanaatlerini bildirecek. Yani tanı koymak bu şekilde olabiliyor. Ortak bir kararla. Evet. Evet, peki. Evet, bir yandan şaşırtıcı, bir yandan değişik. Yine altını çiziyorum. Esas konuştuğumuz konu bizim klasik günlük hayatta işte yoğun aktivite, iş stresiyle beraber ortaya çıkan bir yorgunluk değil bu. Evet. Daha doğrusu yorgunluk kelimesi karşılamıyor tam. Tükenmişlik, bitmişlik. Ve ızdıraplı bir hayat. Bitkisel hayat değil de sanki hani böyle bir bitkisel hayatmış gibi hissetmek gibi. Canlı cenaze sendromu deniliyor mesela literatürde. Bu biraz daha evet yakın geldi sizin anlattığınızdan. Evet, enteresan bir şey. Ama bu hastalar zannedildiği gibi az değiller. Tanı konmadığı için, gözden kaçtığı için. Normal istatistik çalışmalarda kronik yorgunluk sendromu 2/1000. Ama bir de idiopatik kronik yorgunluk var. Yani tanı kriterleri tam doldurmamış vakalar var. Orada 2% ciddi bir rakam. Ve ülke ekonomisine ciddi bir kayıp bu. Evet. Mesela Amerika'da yapılan çalışmalarda gerçekten maliyeti en fazla olan hastalıklardan. Yani eğer maliyet açısından veyahut da hastanın hayat kalitesini bozma açısından bakarsanız
AIDS'ten daha tehlikeli, daha sinsi olduğunu bildiren vakalar, literatürler var. Çok enteresan geldi. Bu kadar önemli bir olayı, yani kaç zamandır bu programı yapıyorum, ben ilk kez duyuyorum. Ki bütün yani doktorların arasındayım bir şekilde, bilmiyorum. Yani gerçekten önemli bir şeyden bahsediyorsunuz açıkçası. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle ama işte bilgi yetersizliğinden kaynaklanıyor. Yani bu boşluklar bir şekilde yapılan çalışmalarla, bu tarz eserlerle doldurulması gerekiyor. Evet. Orada bir maalesef Türkiye'de yetersizlik var. Ha, bunun içinde sizin de söylediğiniz gibi tıp eğitimi içinde aslında bu bilgilerin verilmesi gerekiyor. Evet. Uygulayan merkezlerimiz var ama yeterli sayıda değil. Değil, evet. Evet, kısa sürede artması lazım çünkü gerçekten çok rahatsız edici bir şey anlattınız yani normal şartlarda. Hemen tabii SMS'lerden direkt geliyor anında. Buna sebep olan şeyler nedir? Nasıl kurtuluruz bu hastalıktan ve tedavisi ve çözümleri nedir denmiş. Sizler hemen devam edin. Bilmiyorum şimdi Neşe Hanım siz ne söyleyeceksiniz? Şimdi ben ufak bir cümleyle Neşe Hanım'a sözü bırakacağım. Evet. Bu hastalığı tek şu sebebi var denilemiyor. Hı hı. Yani işin gerçeği bir stres aksımız var bizim. Beynimizin stres cevabı var daha doğrusu. Yaşanılan stresör dediğimiz sıkıntı verici olaylara karşı beynin bir cevap vermesi lazım. Bu beyinden başlıyor. Böbrek üstü bezlerine kadar uzanan bir aks. Hı hı. Bu aksın bozukluğu söyleniyor. En çok güncel tutan bu. Fakat multifaktöriyel, pek çok sebep işin içinde. Mesela ilk zamanlar viral enfeksiyonların tetiklediği gibi bir enfeksiyon sonucu ortaya çıkan değerlendirmesi yapılmış. Pek çok teoriler ortaya atılmış. Ha, şu anda tam sınırlar çizilmiş mi? Değil. Diğer taraftan tedavi noktasında tedavide yapılan epey bir çalışma var. Deneme aşamasında olan ilaçlar var. Ama tam bir tedavisi yok. Tedavide önemli olan kişinin kendisini bilmesi, rahatsızlığını bilmesi, yani eğitimini alması ve kendinin vücudundan gelen sinyaller doğrultusunda hayatını tekrar bir sınırlarını çizmesi, belirlemesi gerekiyor. Hı hı. Yani istirahat anahtar rolü oynuyor. İstirahat tedavi etmiyor ama mevcut durumun daha kötüye gitmesini engelliyor. Hı hı hı. Evet. Evet. Buyurun Neşen. Tabii bu yeni bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı doğrusunu söylemek yanlış olmaz. Kliniğe gelen vakaların arasından yeni tanıştığımız için söylemekte çekinmiyorum. Depresyon ve kronik yorgunlukla son derece karıştırılan bir rahatsızlık olduğunu öğrenmeye başladık artık. Ve dolayısıyla da psikoterapi açısından bu tür vakalara farklı bir bakış açısıyla yardım destekleyici yönde yardım edilmesi gerektiğini biliyoruz. Çünkü depresyon ve kronik yorgunlukla gelen kişilere farklı bir psikoterapi yöntemi uygulanır. Onlara davranışçı yöntemler uygulanabilir. İşte içgörüsü sağlanır. Yaşam kalitesi düzeltilmeye çalışılır ve yavaş yavaş yaşama geri dönebilirler. Fakat bu rahatsızlıkta bunları yapmaya çalışmak, özellikle kişilerin yapamadıkları durumlarda suçluluk duymalarına sebebiyet vereceği için psikoterapi çok daha dikkatli yürütülmesi gereken, desteklenmesi gereken bir hastalık grubudur. Evet. Bunun dışında sadece o kişiye karşı yapılan yaklaşımlardan ziyade aileye de bir takım destekler söz konusu. Onu da yadsımamak gerekir. Çünkü ailenin de o kişinin durumundan kaynaklanan bir takım zorluklar yaşadığını biliyoruz. Tamamen yaşamın alt üst olması söz konusu. Tamamen değişmesi söz konusu. Hasan Bey'in de dediği gibi yaşam kalitesi, iş performansı, yapmak istedikleri, idealler, yapabildikleri bütün bunlar alt üst oluyor ve tekrar yapılandırma sürecine geçiliyor. Bu yapılandırma sürecinde o hasta için hastalığın gelişim evrelerine göre farklı yapılandırma süreçleri yaşandığı için de
uzun süreli tedavilerde eşlik eden bir psikolog ve psikiyatrist yardımı gerekebiliyor. Onun yapamadığı davranışlar, yapamadığı işlevsellik düşmelerinden kaynaklanan durumlara istinaden suçluluk hissetmemesini sağlamak, bilinçlendirmek hastalığına karşı ilerleyen durumlara karşı kolay adapte olmasını sağlamak, gerekirse aileyi bu konuda açıklayıcı bilgilerle rahatlatmak son derece önemli. Aileler diyorum çünkü devamlı bakıma belki de ihtiyacı olan bir tablo da ortaya çıkabilecek. İleriki dönemlerde veya çok kolaylıkla da ulaşılabiliyor. Kısa bir süre sonra da buna benzer bir tablo da karşılarına çıkabiliyor. Bu sebeple o ailenin o gelişen tablolardaki uyumu çok önemli. Birbirleriyle uzman hekimle beraber uyumlu bir çalışma hayatlarını daha kolaylaştıracağı kanaatindeyiz her zaman. Peki, evet efendim, şimdi sorularımızı almaya başlayalım. İstanbul'dan Meral Hanım. Buyurun Meral Hanım. İyi geceler. İyi geceler efendim. Buyurun. Ben de her gün sabahlar kalktığım zaman aşırı yorgunluk, böyle uyku hali, böyle bir iki saatten önce kendime gelemiyorum. Hı hı. Bazen kuru öksürük oluyor. Ondan sonra aşırı unutkanlık var. Baş dönmesi oluyor. Doktora, psikiyatriye falan gittim baş dönmesi için falan. Bana dediler hani aşırı depresyon, bir de ruh incimesi, ruh acıması. İlaçları yani kullandım, depresyon ilaçlarını. Halen de kullanıyorum ama hem bu baş dönmesi hem sabah kalktığım aşırı yorgunluklar yani. Hı hı. Hiç iyileşemiyorum. Doktor beyimize rica ediyorum yani hangi doktora veya nereye gitmem gerekiyorsa bunun için. Peki Meral Hanım. Peki İyi geceler. İyi geceler diliyorum, sağ olun. Van'dan Ali Bey. Buyurun Ali Bey. Benim de sorunum gün boyu aşırı bir yorgunluğum var. Gece uyuyamıyorum. Yani uyuduğum zaman bile sabah kesinlikle böyle rahat bir şekilde uyanamıyorum. Her tarafım ağrıyor. Kollarım, bacaklarım aşırı bir yorgunluk, bir hissi var. Yani depresyon ilaçları da kullanmak istemiyorum. Açıkçası depresyon ilaçları kullanmaya yönelik bir meyilim de yok. Hı hı. Yani böyle bir durumda bana önerebileceğiniz net ve kesin bir çözüm ne olabilir? Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim, ben yani ilaç sektöründe çalışıyorum. Hı hı. Bu tür ilaçları da ben kendim çalışıyorum. Evet. Yani bu anlamda da belki biraz inanmıyor muyum gibi bir his var. Yani o anlamda kullanmak da istemediğimden dolayı net bir çözüm aramak istiyorum. Psikoloğa gittim, herhangi bir çözüm bulamadım. Nörolojiye gittim. EMG, EEG, herhangi ne varsa hepsi çekildi. Herhangi bir şeye rastlanmadı. Fakat uyuyamıyorum. Gün boyu da uykusuzluk problemi de yok aslında ama evet. Yani gün boyu uyuyamadım diye uyuyayım yorgunluk haricinde herhangi bir şey hissetmiyorum. Yani evet. Bu anlamda net ve kesin bir çözüm istiyorum. Peki efendim. Bu anlamda yardımcı olursanız çok sevinirim. Peki efendim. İyi geceler dileyelim. İyi geceler. Sağ olun, teşekkürler. Evet, gerçekten öyle ve gelen SMS'lerde de hep benzer şeyler var. Hep aynı şekilde diye öyle bir anlatmışsınız ki artık yani ben de ilk kez evet, dinliyorum şablon zaten. Geniş. Evet, geniş. Şimdi evet. Şöyle söyleyeyim, bu isim olarak biz kronik yorgunluk, immün disfonksiyon sendrom dedik. Bu bir ismi. Hı-hı. Binlerce ismi var bu sendromun. Yani eski literatürler karıştırıldığı zaman evet. Aslında tarihçesi çok uzun, pek çok isimlendirme yapılmış çünkü sınırları tam belli olmadığı için o dönemlerde pek çok isimler konmuş ama en çok popüler olan Amerika'da bu.
Diğer taraftan kronik yorgunluk sendromu da söyleniyor. Miyajik ensefalomiyelit deniliyor. Buna benzer pek çok isimler sayılıyor. Ha, diğer isimlerden, yakıştırma isimlerden bir tanesi de 21. yüzyıl stres sendromu deniliyor. Mesela kardeş olan sendromlar var. Bunların hepsinin ortak özelliği stres cevabındaki bozukluklar. Bir fibromiyalji var. Fizik tedaviyle alakalı bir rahatsızlık ama pek çok belirtiler uyuşuyor. Şablonlar uyuşuyor. Veya savaş sonrası sendrom var. Yine benzer şekilde aşırı çalışmaya maruz kalmış, aşırı antrenman yapmış atletlerde görülen bir sendrom var. Ha, tanımlamalara baktığınız zaman veya belirtilere baktığınız zaman bunlar pek yakın, akraba gibi duruyorlar. Ama diğer taraftan ayrıcı tanıda bazı farklılıkları var. Evet. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman çağımızda stres çağı olunca bu tarz tabii ki ilgi çekiyor. Yani bu SMS'lerde işte benzer şeylerin sorulması veya her iki izleyicimiz için de bunların tabii ki tanısını konulması ve ona uygun tedavinin yapılması lazım. Şimdi burada tanı koymamız mümkün değil ama diğer taraftan işte sabahları aşırı yorgunluk, kuru öksürük, baş dönmesi, yani farklı farklı sistemleri ilgilendiren semptomlar var ama ortak semptom şu olmalı. Biraz önce de söylemiştik, sadece yorgunluk değil bu. Bu farklı bir şey. Tükenmişlik hali, yani kişi aslında istek çok, bir depresyon hastasında görmediğimiz istek, motivasyon, her şey var. Bir güç bulabilse, kendine gelebilse kalkıp o işlerini yapacak. Evet. Şimdi hastalarda genellikle onu görüyoruz zaten, bu iyileşme ve kötüleşme dönemleri şeklinde bir seyir takip ediyor rahatsızlık. Baktığınız zaman bir stresli olay sonrası fiziksel bir fiziksel veya işte duygusal bir yüklenme, zihinsel bir yüklenme sonrası kişi çöküyor. Hayati fonksiyonları dışında tamamen yatağa bağımlı hale geliyor. Sonra bir müddet sonra beyin kendini toparlıyor. İşte birikmiş işler var, 3 gün 5 günlük işler var. Kendine gelince tekrar yükleniyor, aşırı egzersiz sergiliyor. Ondan sonra tekrar çöküyor. Dolayısıyla böyle bir yorgunluktan bahsediyoruz ve bu 6 ayı geçkin süreyle olacak ve normal artık kişinin %50 fonksiyon gördüğü, %50'nin altına düştüğü bir fonksiyon hali, performans sergilemesi söz konusu olacak. Şimdi bahsedilen hikayelerde evet akla getiriyor ama diğer taraftan bunları sadece bir psikiyatristin değerlendirip karar vermesi zor, sadece şüphede kalır. Ha, psikiyatristlere neden gelir bu vakalar? Çünkü biraz önce Ali Bey'in de söylediği gibi yapılan tüm tahliller temiz çıkar. Nörolog der ki ya sen hastalık hastasısın veya diğer bir branştaki hekim der ki sende işte atipik depresyon var, depresyon hali var. Böyle bir psikiyatrik ön tanıyla psikiyatriste yönlendirilir. Şayet psikiyatriste eğer güzel bir değerlendirme yaparsa bu vakayı düşünür, şüphede kalır, o zaman arayış içine girebilir. Yok eğer konuyu bilmiyorsa atipik bir tablo olarak değerlendirir. Bir depresyon der. Bir temarruz der. Kandırmaca, hastalık numarası yapıyor der. Vesaire böyle yanlış tanılar konulur. Yanlış yaklaşımlar sergiler. Şimdi psikiyatrik hastalıklardan ayırmada bir kere psikiyatrik anamnez, öykü bu hastalarda olmaz. Hastalık akut başlar. Yani organik bir rahatsızlık olarak başlar. Diğer taraftan verilen psikiyatrik tedaviye cevap olmaz. Tedavi yetersiz kalır. Hatta şöyle söyleyeyim, verilen tedaviler bu hastalarda normal dozlarda verseniz bile alerjiler yapıldığı için, tolerans olmadığı için yan etkileri çok fazla görülür. Hastayı daha da kötü yapar. Yeri gelmişken söyleyeyim, bu tarz hastalarda mümkün mertebe normal dozların hep altında dozlar verilir. Çünkü tolere edemezler. Şimdi net ve kesin çözüm sadece kronik yorgunluk sendromu için demeyeyim, diğer bütün hastalıklarda böyle bir iddia olamaz. Evet. Ha, burada öncelikle tanının konması, sınırların çizilmesi, yani neyle uğraştığımızın bilinmesi lazım. Ondan sonra tedavi aşamasına geçilebilir. Evet, ama o zaman 4 ayrı hekimin belki ortak bir tedavisi olması gerekiyor ve ayrıca bir psikoterapinin de aynı odağın içerisinde olması gerekiyor gibi anlıyorum ben. Psikoterapi burada şu açıdan çok önemli, destekleyici. Yani normalde yapılabilecek şeyler sınırlı. Evet.
Şimdi belirli bir ilaç tedavisi yok. Öncelikle korumaya almak lazım. Evet. Yani bunu hekimi de koruma altına alacak hastayı. Ailesi de koruma altına alacak. Mesela ailelerde şöyle bir yaklaşım var. En çok rastladığımız. Kişi muzdarip durumda. Çok ızdıraplı, sıkıntılı, yere göğe sığamıyor. Bitmiş, tükenmiş halde. Ya sen kendi kendine bunu ortaya çıkartıyorsun. Veya senin elinde. Gayret et. Kendi kendine uydurdun bunu. Gibi. Böyle biraz da onu motive etme adına belki iyi niyetli yapılan bir yaklaşım içine giriyor aileler. Ailenin de bilgisi yok hastalık hakkında. Bu bir kısır döngüye sebep oluyor. Bu sefer kişi kendini tanımlayamıyor. Suçluluk duyguları ortaya çıkıyor. İnkar ortaya çıkıyor. Ben bu değilim şeklinde. Ve dolayısıyla ek psikiyatrik semptomlar o zaman çıkmaya başlıyor. İşte panik ataklar çıkabiliyor, depresif tablolar çıkabiliyor. Yani normalde bu kişilerin iyi tanımlanması ve hekimin buna sahip, hastasına sahip çıkıp hem aileyi bilgilendirmesi hem de diğer taraftan uzmanın terapilerde desteklemesi faydalı. O kişinin eski kişi olmadığı, eski hali olmadığı, kendisinin artık hayat standartlarını belirli bir seviyeye çekmesi gerektiğini söylemek gerekiyor. Mesela öyle bir vaka hatırlıyorum ben. Çok yoğun çalışan bir iş adamı, çok aşırı sorumluluk sahibi. Sonra böyle bir viral enfeksiyon sonrası böyle bir çökünlük dönemi oluşuyor. Sonra yıllarca uğraşıyor. Benim gördüğümde klasörler dolusu tahliller yaptırmıştı. Bütün tahliller temiz. Hiçbir tanı konamamış, psikiyatrik tanılar konmuş. Bize gelmesi zaten son durak gibi işte psikiyatrik tanılarla bize geliyor hastalar. Sonra hastayı değerlendirdiğimizde psikiyatrik tablolara da uymuyor. Evet. Ondan sonra böyle bir süreç başladı, araştırma süreci. İşte ayırıcı tanıdaki olabilecek, bu tabloyu açıklayabilecek. Mesela bir baş dönmesi var ama bu baş dönmesi nörolojik bir hastalıktan mı? Bu, mesela diyelim ki bir multiple sklerozu var mı, yok mu hastanın? Nörologdan bilgi alıyoruz. Nöroloji diyor ki yok benim hastalıklarımla bu uygun değil. Evet. Fizik tedavici diyor ki yok benimle de alakası yok bunun. Psikiyatrist olarak ben de benimle alakası yok. O zaman ortada bir farklı tüm sistemleri ilgilendiren tamamen organik olan bir rahatsızlık var. Ve bu kişi günden güne kötüye gidiyor. İşte o zaman tanıyı koyuyorsunuz ve koruma altına alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Yeri geliyor. Yeri gelip doktorun hastasının avukatı olması gerekiyor. Çünkü bu kişiler haklarını hep kaybediyorlar. İş adamıyken işini yapamaz hale geliyor. Mesela bir müdür, genel müdür hasta işinden atılmak zorunda kalmıştı. İşlerini yerine getiremiyor çünkü normal görüşmelerini dahi yapamaz hale gelmiş. Veya sosyal güvence karşılamıyor bunu. O yönde mağdur oluyorlar. Yani hekim yeri geldiğinde bu hastaya sahip çıkacak. Gerektiğinde raporunu düzenleyecek. İlgili mercilere bilgi verecek ve haklarını koruyacak. Aynı şekilde aile hastalığı tanıyacak. Yani yeri geldiği zaman vay efendim sen niye bulaşıkları yıkamadın demeyecek. Veya işte eşi sahip çıkacak. O şekilde bu hastayı sahiplenme gerekliliğini anlatmak gerekiyor. Hekim, hasta ve hasta yakını, üçlüsünü bu bilgilendirmelerin yapılması gerekiyor. Peki o zaman bu bilgilendirme yapıldıktan sonra önce veya da şimdi izleyicimiz şunu sormuş. Hastanın kendisini eğitmesinden bahsedildi. Evet. Bu nasıl olmalı diye sormuş. Kendisini eğitmesinden kastettiğimiz yaşamını yeniden şekillendirmesi. Tabii. Bir takım süreçlerden bahsettik bu hastalığın devamında. Akut gelişen bir süreçten bahsetti Hasan Bey. Fakat tabii gelişen de bir durum söz konusu. Zaman zaman bir iyilik dönemi, zaman zaman bir yorgunluk ve çökkünlük dönemiyle de devam eden bir süreç var elimizde. Bu dönemlerde kişinin nasıl davrandığı, yani tanı çok konulduğu zaman tanıda netleştiğimiz zaman bu süreçlerde kişilerin nasıl davrandığı ve bundan sonra hayatını nasıl yapılandırması gerektiği ve kendini nasıl bir var olduğunu bilincinde sosyal ortamın içinde varlığını gösterebilmesi de çok önemli. Bu da onun daha az depresyona girmesine, daha az anksiyete problemleri yaşamasına neden olur ve onu kurtarmış oluyoruz nihayetinde.
Baktığımız zaman kişilerin o ev içinde ya da yaşam alanları son derece daralmış olduğundan o dar yaşam alanları içinde de yapabilecekleri ufak sorumlulukları ona yüklemek, ona yardımcı olmak, bir takım belki isteklerinin olması çevresindeki insanların. Çünkü burada senin için ne yapabilirim gibi böyle bir tabir var. Yardımcı olmak adına söylenen sözler. Ama o kadar çok isteklidir ki her şeyi yapmak ister fakat elinde olmadığı için yapamaz. Böyle bir farklı depresyondan dediği gibi Hasan Bey'in çok farklı bir tablodur. Yapması gereken şeyleri, ufak ufak işleri ona vererek, işte market işleri olabilir, alışverişler olabilir, odasını toplamak olabilir veya evdeki küçük sorumlulukları onunla paylaşarak onun biraz daha hayata bağlanmasını sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yapılandırmaktan bunu kastediyoruz, yaşam yapılandırmasında. Tabii ilk sözüm olacak. Hayat alanının bile yapılandırılması gerekiyor. Mesela böyle spot lambaları olan bir yere giremiyor. Işığa hassasiyet var. Mesela yüksek sesten rahatsız hasta. Veya bir merdiveni çıkmaktan artık yetersizliği var. Merdiveni çıkamıyor. Yani gerekirse asansör sistemi oluşturmak gerekiyor. Veya işte günde 15 saat çalışan bir insanken, mükemmeliyetçi bir insanken artık günde 3-4 saat sınırını koyması, gerekirse randevularını iptal etmesi, hatta bir istirahat alanı oluşturması bürosunda. Mesela bir yatak, belirli istirahat süreçleri tanıyabileceği böyle yapılandırmalar gerekiyor. Yani kişinin vücudundan gelen sinyaller doğrultusunda, vücuttan gelen sinyal dur dedi. Artık çökkünlük başladı. Belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hemen istirahate yönlenmesi en uygunu. Ama bunu demek kolay. Fakat yapması çok zor. Kabullenmesi çok zor. Evet. Çünkü eski performansınızı gösteremiyorsunuz. Evet. Ve bir çaresizlik içindesiniz. Bu gerçekten zor bir durum. Yani bir anlamda biraz belki farklı bir benzetim bilmiyorum ama hani bir kanser hastasının kendisini çok halsiz hissedip yaşam şeklini artık daha sağlıklı bir hale getirmek zorunda kalması gibi ve onun sonrasında moralle de birlikte kendini toparlaması. Burada ama bir fark var. Toparlanamıyor. Toparlanamıyor. Yani, çok düşük yani düzeyde. Çok umutsuz bir şekilde şeyden söz ediyorsunuz. Yani bunun peki... Çok umutsuz değil. Buradaki hadise şu. Tanıdıktan sonra hastalığı ilerleyici seyri. Çünkü bunun dereceleri var. Hafif, orta, çok ağır, ağır derece diye şeklinde dereceler şeklinde gidiyor. Önemli olan mevcut durumu korumaya çalışmak. Yani... daha iyi hedeflemek elbette hepimizin istediği şeyler ama mevcut şartlar, tıbbi şartlar nedeniyle yani şu anda kesin tedavi, medikal tedavisi tam olarak belirlenmediği için şu aşamada yapılacak şey mevcut şartları korumaya çalışmak. Yani çünkü mesela anladım. Çok ağır derece vakalar var, onları doktorlar göremiyorlar çünkü evden dışarı çıkamıyorlar artık. Yani tamamen yatalık pozisyonunda kalıyorlar. Yani öldürmüyor ama süründürüyor gibi bir rahatsızlıktan söz aynen ediyorsunuz. Öyle. Aynen öyle. Evet, çok karamsar bir tablo. Evet yani. Hastalığın ciddiyetini açısından. Yani çünkü tanımlamaya girerken ağır ve sakatlayıcı bir hastalık. O zaman peki erken dönemde yakalamak gibi bir şey herhalde önemli. Çok önemli. Peki bu erken dönemde yakalamak için yani o şeyler nedir, sinyaller nedir? Yani izleyiciler en azından bir şekilde bir şeyleri fark edip bakın, yani kimse girmesin temel, böyle bir tatlı. Temel belirtiler bunlar. Yani hemen bir aylık bir yorgunluk hali değil bu. Veya ne bileyim işte ev hayatında, iş hayatında yaşadığı bir stres sonrası çökkünlük dönemi yaşayıp 2-3 ay yorgunluk çeken bir insanın hikayesini anlatmıyoruz. 6 ayı geçkin süreli ve istirahatle dahi düzelmeyen bir yorgunluk ve beraberinde birçok bedensel şikayetin eşlik etti. Mesela bir lenf nodu. Sebepsere lenf nodları bir tane vakada böyle bir hikaye vardı. Evet. Lenf nodları için, lenf bezeleri için öyle söyleyelim. Pek çok araştırma yapılmış kanser olabilir şüphesiyle. Ama hiçbir sonuç yok. Ve diğer belirtiler hep atlanmış. Bu yorgunluk atlanmış. Bunun gibi yani hastalık tanınırsa ve erken tanı imkanı var. Yani kesin tedavisi var.
Kesin tedavisi. Ay ben kesin, birazcık umutlu bir şeyler duymak istiyorum. Kesin tedavisi şöyle söylerim. Kesin evet. tedavisi şöyle söyleyelim. Hı-hı. İstirahat yardımcı bir faktör. İstirahatin Hı-hı. ve diğer desteklerin sayesinde evet. kötüye gidişin önüne geçmek var. Hı-hı. Şimdi yapılan, verilen istatistikler şunlar. %10'dan daha azı. Yani Hı-hı. şimdi iyimser bir tablo çizmek ben de istiyorum ama %10'dan daha azı tam düzelme. %17 ile 64'ü önemli oranda düzelme sağlıyor. Yani bu gruba sokabilmemiz lazım hastayı. Çünkü eğer gözden kaçan vakalar %10-20'si daha da kötüye gidebiliyor. Evet. Yani yatalak hale. Şimdi söze şeyden Florence Nightingale'den başladık. Evet. Onun zamanında hastalık da bilinmiyordu. Nasıl bir nasıl bir uygulama içine girilecek, nasıl bir yaklaşım sergilenecek o da bilinmiyordu. 10 yıl süreçten sonra, yatalaklık sürecinden sonra vefat ortaya çıkmış. Yani burada önemli olan erken tanı, hastalığın bilinmesi ve hastaların koruma altına alınması. Evet, şu anda mesela sosyal güvenliğimiz bunu karşılamıyor. Bu bir bence eksiklik, ayıp. Kesinlikle. Çünkü bu insanlar mağdurlar. Yani gerçekten bir şey olsa, hastalık temarruz olsa, hastalık numarası yapıyor olsa zaten psikiyatrist ayırt eder onu. Kesinlikle, kesinlikle. Evet ve izleyicilerden gelen sorular hep hani acaba bende böyle bir hastalık var mıdır diye. Mesela genelde benzer olanlardan bir tane okumak istiyorum. Sürekli yorgun, halsiz hissediyorum. Kol ve ayaklarımda en ufak iş yaparken bile el ve ayaklarımın takatı kesiliyor. Çok erken uyukluyorum. Başım çok ağrıyor, çok unutuyorum. Bende hastalık var mıdır, ne yapmalıyım diye. Tanısı bu kadar kolay değil. Değil. Bunların evet. sebeplerini araştırmak gerekiyor. Evet. Yani mesela bu soru için şöyle söyleyebilirim. Aha. Bu bahsedilenler nörolojik hastalıklarda da görülür. Psikiyatrik hastalıklarda da görülür. Diğer branşları ilgilendiren hastalıklarda da görülür. Evet. Yani evet. genel bir incelemeden sonra ancak. Böyle bir şey olabilir. Peki Neşe Hanım biraz moralimizi düzeltecek bir şeyler söyleyin. Birazdan kapatacağım çünkü programı. Ben bile çöktüm yani. Duydum duymaz olaydım falan diyesim geliyor açıkçası. Bir de o zaman ben bu sözün yani, üstüne. Eyvah. Ben biraz ortalığı karıştıracağım. İki dakikadan az zamanımız var. Hemen toparlıyorum son sözüm. Şu soruyu kendinize sorun diyor mesela. Bir metin var elimde. Metindeki son şey şu. Lütfen şu anda kendinize bu soruyu sorun. Bütün bu semptomlar ve kayıplarla başa çıkmaya çalışarak yaşamaya sadece deneysel olarak yani hayatınızın bir parçası değil de bu rol yapacaksınız mesela deneysel olarak ne kadar dayanabilirsiniz? Gerçekten dayanılması zor bir durum. Ama bu zorluklarla da insanlar yani hastayım diye pes etmemeli, başa çıkmaya çalışmalı. Evet, Neşe Hanım. Tabii bu son sözü bana bıraktınız ama kabul süreci çok önemli. Sizin dediğiniz gibi onkolojik hastalıklarda ve diğer hastalıklarda olduğu gibi ilk tanı ve teşhis konulduktan sonraki o kabul sürecini çok rahat atlatırsa kişi kendi içinde bulunduğu enerjisini çok rahat kullanabilir. Dinlenmesi gerektiği noktada dinlenerek o anki hastalığın seyrini yavaşlatma ihtimalini her zaman göz önünde bulunduralım. Eğer böyle bir teşhis konulursa velev ki doktorun, uzmanın mutlaka yönergelerine uyarak kendisine aşırı yorgunluklardan veya aşırı zorlamalardan kaçınarak yaşam kalitelerini o anki duruma en azından sabitlemek gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Efendim her şeye rağmen gene de içinizi ferah tutun diyorum. Şöyle bir derin bir nefes alın ve bu gece sadece tamamıyla rahat uyuyun. Diliyorum ki hiç kimsede böyle bir rahatsızlık yoktur. Varsa da en azından şeylerini biliyorsunuz bir parçacık da olsa uyanık olun. Uyuyun ama uyanık olun diyorum. Sizlere iyi geceler diliyorum. Yarın gece değil pazartesi günü buluşmak üzere. Hoşçakalın.